Geçtiğimiz birkaç senedir dillerden düşmeyen alkali beslenme trendi biyoritme uygun beslenme şekline evrilmeye başladı. Özellikle Amerika'da dalga dalga yayılan biyoritme uygun beslenme şeklini işin uzmanından öğrendik. İzliyoruz. Toksinleri vücuttan çıkarma mottosuyla bilinen ve birçok ünlü ismin hayatına adapte ettiği alkali beslenme ve biyoritme uygun beslenme aslında sağlıklı yaşamın anahtarı sayılıyor. Peki alkali beslenme ve biyoritme uygun beslenme nedir? Bu sorumuzun yanıtını yanımdaki konuğum Ayşegül Çoruhlu'dan öğreneceğiz. Nasılsınız Ayşegül Hanım? Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Peki nedir bu alkali beslenme? Sürekli etrafta duyuyoruz. Bize bahseder misiniz biraz? Tabii alkali beslenme aslında tam son moda değil ama son moda olan alkali beslenme ile beraber yani bitkisel ağırlıklı yemenin üstüne eklenen şey biyoritme uygun beslenme. Ve en çok şu anda vurgulanan şey ne yediğin bitti, ne zaman yedin. Ama önce biz alkali beslenme ile ne yediğinden başlayalım. Çünkü bütün beslenme önerilerinde en çok doğru şeyleri yeme vurgusu yapılıyordu. Zaman vurgusu yeni yapılmaya başladı. Alkali beslenme dediğimizde sizin konuştuğunuz gibi yani toksinleri atalım vesaire neden doğru? Çünkü bazı yiyecekler gerçekten vücut için faydasız. Hı hı. Faydasız artı zararlı. O zaman ne demek oluyor? Yani aslında vücut için bir tür toksin oluyor. Nedir o? Tabii ki fast food'un, işte ağır kızartmaların, fazla hayvansal gıdaların, alkolün, şekerli içeceklerin zaten bunların kötü olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi bunlar aslında gıdalar mı değiller, isimleri gıda. Demek ki onlar aslında bir tür toksin değil mi? Yani oraya gelmiş oluyoruz. Artık herkes öğrendi onu. Peki bunları temizleyecek olan ne? Onların iyi versiyonları. Yani kızarmış patates değil, haşlanmış patates. Haşlanmış patates olduğunda temizleyici, besleyici, alkali oluyor. Kızardığında kötü oluyor. Aynı şeyin versiyonları gibi düşünelim. Sağlıklı ve sağlıklı. Peki biz atıştırmalığı ve düzensiz beslenmeyi çokça kullanan bir nesiliz. Nasıl düzeltebiliriz? Tam olarak sizin söylediğiniz sebepten atıştırmalığı ve sağlıksız yeme işini düzeltirken işte öğreneceğimiz şey şu olacak. Biz biyolojik olarak yediğimizde midemiz doyarken hücremiz doyuyor. Yani artık özellikle de yeni neslin değil, fast food yeme veya yediğine dikkat etmeme şansı yok. Çünkü hastalıklar erkene geldi. Yeni nesil eski nesilden daha fazla yiyeceğinden rahatsız oluyor. Çocuklarda da obezite çok yaygın. Gençlerde aynı şekilde dikkat dağınıklığı, başka hastalıklar. Bunların temelinde günlük yedikleri var aslında. Beslenme şeklinden bahsettiniz Ayşegül Hanım ve sanırım Amerika'da da bu çokça şu anda yaygın bir şekilde gözüküyor. Ayrıca son modaya da uygun. Bahsedebilir misiniz bize biraz? Şimdi önce alkali beslenme lafının arkasına diyet değil beslenme ve daha çok bitkisel ve işlenmemiş yiyecekleri arttırmak anlamında dedik. Şimdi bu ne yiyeceğimizi anlatan şey. Şimdiye kadar bütün beslenmeler ne yiyeceksin, ne kadar yiyeceksin üzerinde dönüyordu değil mi? Biz de öğrendik sağlıklı beslenmenin ne olduğunu. Ama şimdi ne zaman yiyeceksin? Asıl yeni soru bu. İnsanların gün ve ayla veya yılla değişen biyolojik ritimleri var. Bitkilerin ve hayvanların bile biyolojik ritimleri var. Uyuyoruz, uyanıyoruz, mevsimler geçiyor vesaire. Bir sürü çalışma akşam yediklerinin olumsuz olduğunu, akşamı ne kadar az yersen o kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yani sabahtan başlayarak gün içerisinde daha çok yiyip akşama doğru azaltman gerekiyor. Mesela akşamın insülin rezistansı daha fazla oluyor. Yani aynı miktarı akşam yediğinde daha çok kilo alıyorsun. Veya daha fazla inflamasyon yapıyor yanlış yediğin zaman. Veya uyku verimin veya yenilenmen azalıyor. Çok basit olarak zaten gece olmasının ve uyumanın anlamı rejenerasyon. Tamir için sindirme işleminin olmaması gerekiyor. Sindirme bittikten sonra tamir ve uykuya geçiş başlıyor ya. Akşam yemeler tamiri azaltan şeyler. O yüzden ne yediğin kadar, ne zaman yediğin de önemli. Gündüz yersen sağlıklı şeylerin full fayda var. Ama sağlıklı şeyleri bile akşama kaydırdığında onların yararlılığı azalıyor. Biyoritmik saati aynı mıdır? Şöyle aynı. Bütün ülkelerde ve bütün insanların bulunduğu şeye göre, o ülkeye ve ortama göre yani ne diyeyim meridyene göre biyoritimleri neden ayrı? Çünkü
Hiçbirimiz bir ülkede sabah 6'da uykuya yatasımız gelmiyor. Herkesin gece 11'de melatonin salınıyor. O saatte uykuya yatıyor. Her şekilde vücut güneşin batmasına uygun olarak kendi mevsimsel döngüsünü ayarlıyor. O yüzden hani çocuğun ritmi farklı, büyüğün ritmi farklı değil. Genel olarak erken yatmaya ve akşam yemeğini erken saatte kesmeye hepimiz uygunuz. Yani mesela geç çalışanlar, shift çalışanları biz geç yatıyoruz zaten dediklerinde o durum pek kurtarmıyor. Çünkü geç yatmak da biyoritme uygun bir şey değil. Yani geç yatmak da geç yemek kadar sakıncalı. Onun için toparlamak gerekirse beslenmede son moda bir ne yiyeceksin? Mümkün olduğunca bitkisel ağırlıklı, mümkün olduğunca içlenmemiş topraktan mutfağa tek aracıyla gelenler yani fabrikaya poşete girmemiş olanlar bunları yiyeceksin. İkincisi ne zaman yediğin önemli. Güneşin doğuşuyla batışına kadar daha geniş bir yeme alanın varken akşam yeme eşini sıfıra indirmen gerekiyor. Peki kaçla kaç arasında mutlaka uykuda olmamız gerekiyor? Şimdi 9'da melatonin salınmaya başlıyor. 11 onun 11-12 pik noktası. Yani ben gece yarısı 3'te yatarım ama zaten 8 saat uyuyup 11'de 12'de kalkıyorum çalışmam. Her şekilde saat 11 ile gece yarısı 3 arasında uykuda olmak gerekiyor. Hem melatonin için hem growth hormon için. O da büyüme hormonu demek. Hormon hikayeleri aslında bizi tamir etmek için var. Biz o uykuyu almadığımızda mesela hafıza ile ilgili örnek verelim. Gündüz olayları yaşıyoruz. Bunlar kısa dönem hafızada 2 dakika önce ne yaptığını hatırlıyorsun. Ama gece uyuyarak o melatoninli ve growth hormonlu iyi bir uyku olmazsa uzun dönem hafızaya alınmıyor onlar. Dolayısıyla aslında demans, erken bunama falan gibi hikayeler bile uykuyla bu şekilde alakalı. Yani uyuma işi beyninde, karaciğerinde, işte mide bağırsağında, bütün vücudun kendini peşe takıp çıkarması, reset etmesi için şart. En iyi uyku için de aç yatmak lazım ve 11'de karanlıkta yatmak lazım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgiler için. Ayşegül Toroğlu'dan alkali beslenme ve biyoritmik beslenmeyi öğrendik. Sizin de sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.